Efendim, hoş geldiniz. Umuyorum ki keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serimize bugün geçmiş zamanla geldim. Bundan daha önce istemek, yeterlilik, zorunluluk, gelecek zaman bunların her birini 10-15 dakikalık videolarla incelemiştik. Eğer bu serilere ilk kez denk geliyorsanız lütfen ilk videodan başlayın. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü ilk videodan itibaren bir şeyleri böyle biriktirerek geldiğimiz için bir sonraki videolarda artık daha yüzeysel bir şekilde geçiyoruz onları. Aynı zamanda bu videolar hoşunuza gidiyorsa, devam etsin istiyorsanız hem abone olabilirsiniz hem de yorum bırakabilirsiniz. Beğeni bıraktığınızı biliyorum ama yorumlar ne yazık ki çok daha değerli oluyor. Bugün dediğim gibi geçmiş zamanı öğreneceğiz ama geçenlerde de Instagram'da gelen bir soru vardı. Medespertado ile Medesperta arasındaki fark ne diye. Bunları ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Hiç telaş etmeyin. Böyle ikili bir ayrım var. Yani arkadaşlarınızdan bir tanesi bunu sormuş. Ayrım şuradan kaynaklanıyor. Biz Türkçe'de bir eylemi 10 yıl önce de yapsak aynı şekilde, 10 saniye önce de yapsak aynı şekilde kullanırız. Mesela 10 yıl önce Dilan'la konuştum. Az önce Dilan'la konuştum. Gördüğünüz gibi ikisi de konuştum şeklinde. Ama ve lakin İspanyollar demişler ki yahu bu eylem geliyorsa, bugünü de içerisine alıyorsa o zaman ben giderim yakın geçmiş zamanı kullanırım falan gibi bir şeyler söylemişler. Nedir bu yakın geçmiş zaman? İşin özü şu. Sevgili monkitolarım, eğer bir eylem bugün yapılıyorsa, zaten bugünü etkilediği için ben direkt birazdan anlatacağım zamanı kullanıyorum. Bu bazı yerlerde yakın geçmiş zaman diye geçiyor. Ya dediniz ki ben bu hafta çok erken uyandım. Yani bugün de sonuçta bu haftanın içerisindedir. Bugün erken uyanmışsınızdır. O yüzden bunu belirttiniz. Dün erken uyandım dersek artık bu olay dünde kaldı. Bugünü etkileyen hiçbir şey yok. Ya da dediniz ki mesela işte hiç İstanbul'da bulundun mu? Şimdi bu soru bugüne kadar geliyor. Geçmişte herhangi bir noktada olabilir ama bugün de olabilir tesini vermiş yani size. O yüzden yine bu geçmişe gidiyoruz. Bugünü kapsadığı için. Ya da dedim ki mesela ben hiç sushi yemedim. O zaman yine bugünü kapsadı gördüğünüz gibi. Bugüne kadar hiç sushi yemedim. Ya da anneniz aradı dedi ki sana gönderdiklerimi yedin mi? Şimdi az önce de yemiş olabilirsin değil mi? O yüzden yine bu zamana gidiyorum. Bu ayrımları bilmeniz şu sebeple önemli. Çünkü daha sonraları bu zamana gitmeyip o dünde bıraktığımız, geçmişte bıraktığımız çekimlere geldiğimiz zaman kafalarımız karışmasın. Diğer geçmiş zaman gördüğünüz zaman bu geçmiş zamanla arasında olan farka daha detaylı bir şekilde değiniriz. Ama ilk kez geçmiş zaman görüyorsanız şöyle açtık temiz bir sayfa. Geçmiş zaman, haber diye bir eylemimiz var. Ne yazık ki pek çoklarınız tarafından bu haber bilinmiyor. Tener haber yapmıştık belki hatırlıyorsunuzdur. Orada da zaten geniş zamanda bir tanecik çekimi var. Ay. Her neyse bunun haber eyleminden geldiğini bilmeseniz bile geçmiş zamanda konuşabiliyorsunuz. Merak etmeyin. Şimdi demiştik ki biz bir eylemi yaparken bu eylem ne zamanda yapılıyor, kim tarafından yapılıyor bunları göstermek zorundayız. Eylem zaten geçmiş zamanda olacak birazdan o şekilde çekeceğimiz için. Demek gibi de kişileri göstermemiz gerekiyor. O yüzden şöyle bir sıralama veriyorum size. H'leri telaffuz etmiyoruz biliyorsunuz. E, as, a, emos, abeis, an. Bununla bitmiyor yalnız. Burada sadece kişiyi belirtebildik. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz fiilimizi alıyoruz. Düzenli fiiller var, düzensiz fiiller var. Düzensiz fiillere düzensiz denmesine çok üzülüyorum. Çünkü aslında onlar seste ahenk yakalamak için öyle olmuşlar. Ama konumuzla hiç ilgisi yok. O yüzden düzenli fiillere geldim. Ar'la bitiyorsa eğer ar kısmını atıyorum. Yanına ado ekliyorum. Mesela ablar. Ar'a attım, ablado. Tamam mı? Sonra kişiye göre onu vereceğiz. Mesela e hablado ben konuştum. As hablado sen konuştun. A hablado o konuştu. Falan falan. Eğer erle bitiyorsa ya da irle bitiyorsa o zaman da er ya da ir kısmını atıp ido getiriyoruz. Örneğin comer yemek yemek er kısmını attık. Comido. E comido ben yedim. As comido sen yedin. A comido o yedi. Irle kısmında da aynı şekilde oluyor. Uzatmıyorum. O zaman mesela hemen birkaç tane cümle verelim. Mesela desayunar, kahvaltı yapmak. Kahvaltı yaptın mı diye soralım. Hatırlayın 4 tane cümle tipimiz vardı. Soruyu aldık. Kişimizi de sen diye soruyoruz değil mi? Sen kahvaltı yaptın mı? O zaman nasıl olur? Bazı öğrencilerim bu arı atmayı unutuyor. Mesela as desayunarado diyorlar. Ne yapıyorduk? O arı atıyoruz. As desayunado diye soruyoruz. O da desin ki mesela... Evet, saat 5'te
kahvaltı yaptım desin. Saatler videosu var eğer saatleri bilmiyorsanız henüz. Çok basit onlarda. Gidip oralardan şey yapıp sonra tekrar buraya gelirsiniz. Yani diyor ki ben kahvaltı yaptım diyor. O zaman E'ye gittim. He desayunado a las 5. Bir tane de olumsuz yapalım. Diyelim ki olumsuz soru olsun hatta. Gelmediler mi? Olsun. İrla olsun bu sefer de. Gelmek eylemi venir eylemi. İr kısmına attım. Ben ido, değil mi? Benido. Kimler gelmediler mi? Onlar gelmediler mi? O zaman an benido dediğim zaman geldiler oldu. Başına no koyuyorum olumsuz olsun diye. No an benido, gelmediler. Bunu soru haline getiriyorum. No an benido, gelmediler mi? Bunlar düzenli eylemlerimizdi. Bazı düzensiz eylemlerimiz var. En çok kullanılanlardan birkaçını vereyim. Hacer eylemi mesela yapmak manasına geliyor. Asido olmuyor haliyle. Echo oluyor. Mesela he hecho la comida. Yemeği yaptım. Tamam. Ya da dedim ki has hecho deporte? Deporte, spor. Has hecho. Kime sormuşum? Sana sormuşum. Sen yaptın mı? Deporte, spor. Spor yaptın mı? Mesela dedim ki bugün işe erken gitti. Kim gitti? O gitti. Ne yaptım? A ido. Nereye gitti bu adam? İşe gitti. İş, trabajo. El trabajo. Belirli bir işi var çünkü onun. A'yı ekledim çünkü nereye gidiyor? İşe gidiyor. Ha ido al trabajo temprano. Bugün deseydim de oy diye en başa koyardım. Oy ha ido al trabajo temprano. Bir diğeri ber eylemi. Burada da eri atıp bido yapmıyoruz. Bisto oluyor. Mesela diyelim ki bu sabah bir film izledik olsun. Bir de bize göre çekimleyelim çünkü. Esta mañana, mañana hem yarın hem sabah manasına gelebiliyor. Esta bu demek. Esta mañana, bu sabah. Hemos visto, değil mi? Çekimleri hatırlayın. Biz izledik. Una, película. Película, film. Una da bir demek. Esta mañana, hemos visto una película şeklinde kurdum. Bir diğeri dicho, decir eyleminden geliyor. Söylemek manasına gelen. Ne dedin diye soralım mesela. Ne? Ke, artık bunları biliyorsunuzdur umuyorum. Kime soruyorum? Karşıya soruyorum. Has dicho. Que has dicho? Ne dedin? Diğer videolarda yaptığımız gibi bunun da açıklamalar kısmına en çok kullanılan 30 tane fiili verdim. Böyle bir şey çalıştınız diyelim ki öğrendiniz. Nasıl getireceğiz devamını? Hemen gidiyoruz bu 30 tane fiili alıyoruz. 4 tane cümle tipim var değil mi? Pozitif, negatif soru, negatif soru cümlesi. Mesela yedim, yemedim, yedim mi? Yemedim mi şeklinde çeviriyorsunuz. Aynı zamanda 6 tane kişimiz vardı. Ben yedim, sen yedin, o yedi falan diye çevirdik. Bunlar kemik cümleler. Bunları süslemeniz, detaylandırmanız lazım. Bunu nasıl detaylandıracağınızı bilmiyorsanız eğer size yardımcı olabilecek bir video hazırlayabilirim. Böyle bir isteğiniz varsa yorumlar kısmına belirtin lütfen. İşte böyle böyle cümleler kurarak pratik kazanmış oluyorsunuz. Ama bir fiil düzenli mi, düzensiz mi? Ben bunu nereden anlayacağım eğer diyorsanız Google'a gidiyoruz. Babla, İspanyolca fiil çekimi diyoruz. Babla'nın uygulaması da olması lazım. Oradan aşağılara doğru inin. Şu anda başlığının nasıl olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Ablar yazın mesela. Abları gösterdim ben size çekimlerini. Hangisine denk geliyorsa demek ki okutucuyu seçip okutucuya çalışmanız gerekiyor. Şimdi bu video serilerine yönelik çok güzel yorumlar aldım. İşinize yaradığını da düşünüyorum ama son dönemde böyle okuma parçalarına yönelik istekleriniz de var. Fırsat buldukça da tekrar okumalar yapalım istiyorum birlikte. Yine dediğim gibi eğer bir cümle nasıl renklendirilir, nasıl uzun uzun cümleler kuracağız biz diyorsanız bunu belirtin. Ona yönelik de bir video hazırlarım. Umarım bu videoda işinize yaramıştır. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.